Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Karanfil Sardunyası ile açılış yaptım. Bugün birlikte bu güzel kızlarımızdan çelik alacağız, çelik çoğaltma yapacağız, budamasını yapacağız. Bakın görüyorsunuz çiçeğimizin birçok yaprakları sararmaya başladı. Bu sararan yapraklarının hepsi stresten, aşırı sıcaklardan dolayı düzenli olarak bakımı yapılmadığında bu şekilde strese girmiş oluyor. Dalları da bayağı uzadı görüyorsunuz. Bu şekilde uzayan dalları varsa da sardunyalarınızın, sararan yaprakları varsa da budamasını yapacağız. Bakın dipten dipten budamasını yapacağız. Yeniden sürgünlenmesi için bakın buralardan kesim gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hepsini net olarak sizlere göstereceğim. Bu da özel tür sardunyasıdır. Ben geçen videolarımda sizlere paylaşmıştım. Bir problemi var. Kök çürümesi de meydana gelmiş. Bakın görüyorsunuz bir tarafın dalı sararmaya başladı. Bundan da çoğalım yapacağım. Türünü kaybetmemek için bu sağlıklı dallarından çelik alacağım. Çoğaltacağım arkadaşlar. Evet. Budama yaparken en çok neyine dikkat etmemiz gerekiyor çiçeğimizin? Bunu sizlere net olarak paylaşayım. İlk önce toprağına dikkat edeceğiz. Toprağı bu şekilde aşırı derecede kuru olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer nemli bir toprakta budama yaparsınızsa çiçeklerinizin strese girecek ve dalları çürüyüp gideceği arkadaşlar. Toprağı güzelce kuru olması gerekiyor. Daha sonra çeliklerinizi keseceksiniz, alacaksınız. Budamasını gerçekleştireceksiniz. Evet, şimdi ben bu güzel kızlarımızdan çelik almamız için, budamasını yapmamız için ilk önce telefonumu sabitleyelim, net olarak paylaşayım. Evet arkadaşlar, bakın şimdi sizlere göstereyim. Bu şekilde biraz kameraya yaklaştırdım. İlk önce makasımızı güzelce temizleyeceğiz, dezinfekte edeceğiz. Topraktan 5 santim yukarı çelik alacağız. Bütün çeliklerinin hepsi de aynı ölçüde olması gerekiyor. Bakın şimdi göstereyim. Bu buğumlarının hepsi yeniden canlanacak. Bu şekilde bakım yaptığınızda inanın ki çiçeğiniz hem gençleşmiş olacak, hem daha çok filizlenmiş olacak, hem daha sağlıklı kocaman çiçek açmış olacak. Bakın buradan keskin bir makasla kesiyoruz. Hepsini de aynı ölçüde keseceğiz. Buradan da keseceğiz. Filizlerinin hepsi aynı bir şekilde büyümesi için aynı ölçüde kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar kısa keseceksiniz o kadar çok filizlenecek sardunyalarınız. Evet, bunu da güzelce keselim. Hepsini güzelce keseceğiz ve kestiğimiz dallardan çelik elde etmiş olacağız. Birçok hanımlarımız çelik köklendirmede problem yaşıyorlar. Hepsini net olarak bu videomuzda sizlerle yeniden paylaşacağım. Bakın bu şekilde bir budama yaptık. Budama gerçekleştirdik. Bu toprağın üzerine yeniden toprak ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu dipten dipten bu buğumlarından yeniden kök salacak ve daha sağlıklı büyümüş olacak. Hem kök gençleştirmiş oluyoruz bu şekilde budama yapıp toprak ekleyende, hem filizleri daha sağlıklı büyümüş oluyor, bol bol filizlenmiş oluyor. Evet, şimdi sizlere çeliki nasıl almamız gerekiyor ondan bahsedeyim. Bakın görüyorsunuz bu şekilde elimizde bir çelikimiz var, yapraklarının birçoğu da sararmaya başlamış. Şimdi arkadaşlar makasımızı alıyoruz, önce bu yaprakları keseceğiz. Bakın buradan kesmemiz gerekiyor. Yaprak dibinin altından, bu buğumlarından çok kolay bir şekilde kökleniyor. Bunu bu şekilde yaptığınızda köklenme olmuyor. Dal siyahlaşma hastalığına kapılıyor ve çelikleriniz hepsi çürüyüp gidiyor. Bu şekilde keseceğiz. Bu yaprağı alacağız. Birçok yapraklarını alacağız. Sararmaya başlayan tomurcuklar varsa da almamız gerekiyor. Bunu da kıralım. Evet, şimdi bir püf noktada sizlere paylaşayım. En çok neyine dikkat edeceğiz? Bu küçük küçük yapraklarına arkadaşlar. Bunu temizlememiz gerekiyor. Eğer tuttuğunuz çeliklerinizin köklenmesini istiyorsunuzsa bu
dalını çok güzel temizlemeniz gerekiyor. Bu yapraklar toprak içerisinde veya su içerisinde çürümeye başladığında dallarına geçmiş oluyor arkadaşlar. Hastalık ve dallarının hepsi de çürümeye başlıyorlar. Bakın buradan çok kolay bir şekilde köklerini salmış oluyor çeliklerimiz. Çeliği tutarken en çok bu şekilde tutmanız gerekiyor ki çelikleriniz de kolay bir şekilde köklensin. Şimdi bir tanesini yine göstereyim sizlere. Bakın kesimini yapıyoruz. Yaprak buğumundan 1-2 santim aşağıya keseceğiz. Bakın böceğimiz de var burada. Aşağı keseceğiz. Yaprak diblerinin kolay bir şekilde köklenmesi için. Yapraklarını temizliyoruz. Bu küçük yapraklarını muhakkak temizlememiz gerekiyor. Buna dikkat edeceksiniz. Bir de en çok dikkat edeceğiniz yerlerden biri bu kestiğimiz yer var ya, bunun güzelce kuruması gerekiyor. Kestiğiniz, tuttuğunuz çeliklerinizin en azından yarım saat açık havada bekletmeniz gerekiyor. Gölgeli bir yerde arkadaşlar. O kesilen yerinin hepsi kuruması gerekiyor. Kurumasa çelikleriniz güzel tutmaz arkadaşlar. Evet, budamasını yaptık. Net olarak göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde bir budama gerçekleştirdik. Bütün dallarının, bütün buğumlarının hepsinden canlanmalar meydana gelecek. 2 saatten sonra sulamasını yapacaksınız ki çünkü bu kesilen yerlerinin hepsi kuruması gerekiyor. Daha sonra sulamasını yapacaksınız. 2 günden sonra da arkadaşlar yaptığınız doğal besinle besleyeceksiniz. 10 gün aralığıyla besleyeceksiniz. Bütün buğumları canlanması için, hepsi güzel aktifleşmesi için. Bunu da bu şekilde budamasını yaptık. Bakın köklerinde kök çürümesi de var. Saksı değişimli kök temizlemesini yapmadım. Ama bu şekilde 4 tane çelik elde etmiş oldum. Özel tür sardunyadı. Çok güzel sardunyadı. Bu karanfil sardunyasından da 6 çelik almış olduk. Bunun yarısını toprakta köklendireceğim. Yarısını da suda köklendireceğim. Suda köklendirirken suyu kaynatın. Kaynanmış su soğusun. Daha sonra çeliklerinizi o suya koyun arkadaşlar. Serin bir ortamda, gölgeli bir yerde durması gerekiyor. Yani açık bir ortam havasını da alması gerekiyor çeliklerimiz. Bu şekilde çelikler almış olduk. Çelikler tuttuk. Çiçeklerimizin budamasını yaptık. Gençleştirmiş olduk. Sulamasını da yapacağız. Can suyunu da vereceğiz. İnşallah çiçeklerimiz bol bol filizlenecek arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle.